Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu çıkmış tüm ehliyet sorularını çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bu videoları izleyip bu soruları anlayarak çözerseniz 70 ve üzeri puan alırsınız, geçersiniz. Bu sınavı çok kasmanıza gerek yok. Az bir çalışmayla çıkmış sorular çözmekle sınav geçilir rahat bir şekilde. Sınav geçmek kolay da Allah inşallah en kısa zamanda arabanıza kavuştursun sizi. Kıymetli arkadaşlar, sorulara başlamadan önce sizden ricam, lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Bir emek harcıyoruz. Bu emeğin karşılığını da görmek isteriz. Evet arkadaşlar, baktığımızda birinci soru. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır arkadaşlar? Evet. Gizli mi? Hayır arkadaşlar. Şifreli mi? Hayır arkadaşlar. Ayrıntılı ve uzun mu? Hayır arkadaşlar. Bakın, bizim aradığımız şey kısa, öz ve anlaşılır olması son derece bizim için önemlidir. Doğru cevabımız burada Denizli oluyor arkadaşlar. Evet, ikinci soruya bakacak olursak, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır demiş arkadaşlar. Bakalım, solunum sayısının değerlendirilmesi demiş. Hayır arkadaşlar. Bilincin düzeyinin kontrol edilmesi de değil arkadaşlar. Cildin renginin değerlendirilmesi de değil arkadaşlar. Ama hoşgörülü ve nazik davranılması son derece bizim için önemlidir. Doğru cevabımız Bursa oluyor efendim. Evet arkadaşlar, şöyle üçüncü soruya bakacak olursak, ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, arkadaşlar boyun travması yoksa ve verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. Hayır arkadaşlar, ağızdan ağza solunum vereceğiz ya, bu değil. Baktığımızda başın altına yastık konularak sırt üstü yatırılması da değil arkadaşlar. Sırt üstü yatar pozisyondayken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması da değil arkadaşlar. Sırt üstü yatar pozisyondayken arkadaşlar, başının geriye doğru olması bizim için son derece önemli. Üçüncü soru Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet, dördüncü soruya bakacak olursak değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır arkadaşlar? Ne zaman biter? Kalp çalıştığında arkadaşlar demiş. 112 haber verildiğinde hayır arkadaşlar. Kazazedenin akrabaları geldiğinde hayır arkadaşlar. Kazazedenin cildinde kızarıklar gözlemlendiğinde hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bu ya kalp çalıştığında Allah muhafaza, ya da öldüğünde, artık kesin öldüğüne kanat getirdiğimizde kalp masajı durar. Doğru cevabımız burada Adana oluyor. Evet efendim, beşinci soruya bakacak olursak, aşağıdakilerden hangisi kılçal damar kanamasının özelliğidir arkadaşlar? Bakın, kılçal damarının kanama özelliklerindendir. Bakalım arkadaşlar. Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması arkadaşlar. Bu değil arkadaşlar. Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması bizim için doğru cevap Bursa oluyor. Yüksek basınçla akması ve zor durması arkadaşlar. Bu atar damar arkadaşlar. Bu da koyu renkli ve taşma tarzında akması arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Toplar damar kanaması oluyor. Yara ağzından kalp atımlara uyumlu şekilde fışkırarak arkadaşlar akıyorsa bu da atar damar oluyor. Beşinci sorumuz Bursa oluyor efendim. Evet kıymetli arkadaşlar, şöyle altıncı soruya bakacak olursak, verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır arkadaşlar? Turnike için arkadaşlar baktığımızda ip, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması yanlış olur arkadaşlar.
Bu daha çok yaranın deşilmesine sebep olacağı için bir olan şıkkı eledik. Arkadaşlar bakın doğru cevabımız hemen Ceyhan çıktı. Bakalım uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması son derece önemli. Uzun koptu bölgeye en yakın ve deri bütünü bozulmamış olan yere uygulanması da son derece önemli arkadaşlar. Evet, yedinci soruya bakacak olursak aşağıdakilerden hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır demiş arkadaşlar. Bacağın kanama olanlar arkadaşlar, bacağında kanama olanlar sıkıntı yoktur arkadaşlar. El bileğinde açık kırık olması da sıkıntı yoktur arkadaşlar. Tansiyon düşük ve nabız alınmayanlarda da sıkıntı yoktur. Şok pozisyonu ama burnundan ve kulağından kanama olanlarda arkadaşlar biz şok pozisyonu veremeyiz. Büyük ihtimalle bu burnundan ve kulağında akan kan arkadaşlar genziğine kaçabilir arkadaşlar. Ondan sonra ciğerine, ondan sonra solunumuna ya da yemek borusuna kaçabilir arkadaşlar. Bu tehlikeli bir duruş olacaktır. Doğru cevabımız Denizli diyoruz arkadaşlar. Evet, 8. soruya bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından birisi değildir demiş arkadaşlar. Kanamanın durdurulması son derece önemli. Yara yerinin değerlendirilmesi de son derece önemli. Yaşam bulguların kontrol edilmesi de son derece önemli. Ama yara üzerinin pamukla kapatılması yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. 9. soruya bakacak olursak. Omurga, evet arkadaşlar şöyle yapalım. Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Demiş. Kazazedenin hareketsiz hale getirilmesi değil arkadaşlar. Bu olması gereken bir davranış. Kazazedenin sırt üstü düz pozisyona yatırılması da olması gereken bir davranış. Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması da olması gereken bir davranış arkadaşlar. Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi durumunda arkadaşlar felç durumu ortaya çıkar. Doğru cevabımız Adana oluyor. 10. soruya bakacak olursak kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği uyaranlara arkadaşlar cevap vermediği derin bilinç kaybına ne ad verir arkadaşlar? Halsizlik, kansızlık, şok ve koma demiş. Arkadaşlar bu koma hali oluyor. Doğru cevabımız Denizli. Evet hanımefendiler, beyefendiler şöyle 11. soruya bakacak olursak arkadaşlar. Bulmacada her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamladığında arkadaşlar 3 numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demiş arkadaşlar. 3 numaralı alan burası arkadaşlar. Burayı soruyor bize. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasında arkadaşlar bu ne diyoruz? Çıkık diyoruz arkadaşlar. Bakın bir çıkık. Burada bir çıkık oluyor arkadaşlar. Eklem yüzeylerin kalıcı olarak ayrılması arkadaşlar. Ve darbe sonucu kemiğin anatomi bütünlüğün bozulması arkadaşlar. Bu kırılma oluyor arkadaşlar. Çıkık, donuk. Arkadaşlar burada doğru cevabımız hemen kırık gelecektir. Bulmacayı çözerseniz doğru cevabımız Adana oluyor. Evet efendim şöyle şekilli bir sorumuz var. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasını
Kullanılan tekniğe ne ad verilir? Bakın, baş, boyun ve omuz eksenini korunacak şekilde aracın dışına çıkartılıyor arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? İtfaiyeci yöntemi mi? Hayır arkadaşlar. Sürükleme yöntemi mi? Hayır arkadaşlar. Heimlich manevrası mı? Hayır arkadaşlar. Rentak manevrasının bir örneğini vermiş. Doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle 13. soruya bakacak olursak değerli arkadaşlar, ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden birisi değildir demiş arkadaşlar. Alkol ve madde bağımlılığı kişiden kaynaklanan bir durumdur. Uzun yolculuk ve yorgunluk kişiden kaynaklanan bir kişidir. Eğer yorgunsan veya uykun geliyorsa geç dinlen değil mi arkadaşlar? Tehlikeye atılmaya hazırlık kişilik yapısı arkadaşlar, bu da kişiden kaynaklanan bir şeydir. Olumsuz hava şartları ve yolların bozukluğu arkadaşlar kişiden kaynaklanan değil, ortamdan ve yoldan kaynaklanan bir durumdur. Doğru cevabımız Denizli oluyor efendim. Evet arkadaşlar, şöyle devam edecek olursak 14. soruya bakacak olursak arkadaşlar, 15'i de gösterelim şöyle. Ne diyor arkadaşlar? Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerler ile bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir demiş arkadaşlar buraya. Okul geçidi, yaya geçidi, rampalı geçit, hemzemin geçidi. Arkadaşlar burada hemzemin geçidinin tanımını yapmıştır. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. 15. soruya bakacak olursak, şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Evet, bakalım arkadaşlar. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır demiş. Hayır arkadaşlar. Yol bütün yönlerindeki trafiğe kapalıdır. Bu da değil arkadaşlar. Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yolları trafiğe açıktır arkadaşlar. Bu doğru tanımımız oluyor. Bursa oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 16. soruya bakacak olursak. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık tur işaret levhası anlamında olup gidecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden harekete edilmesini bildirir diyor arkadaşlar. Kırmızı oklu işaret ışık, hayır arkadaşlar. Yaya figürlü ışık, yeşil ışık, bu da değil arkadaşlar. Faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık, bu da arkadaşlar. Faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık, doğru cevabımız Adana olacak efendim. 17. soruya bakacak olursak, şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş arkadaşlar. Yaya giremez, hayır arkadaşlar. Bisiklet giremez, hayır arkadaşlar. At arabası giremez, hayır arkadaşlar. Motorlu taşıt giremez, doğru cevabımız burada Denizli oluyor efendim. Evet arkadaşlar, 18. soruya bakacak olursak. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlanmasının olduğunu bildirir arkadaşlar? Genişlik anlamında. Baktığımızda arkadaşlar doğru cevabımız hemen Bursa çıkıyor. Genişlik anlamında bu oluyor Bursa arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle 19. soruya bakacak olursak. Şekildeki trafik işaretinin gören sürücü ne yapmalı arkadaşlar? Hızını arttırmalı mıdır? Hayır arkadaşlar. Geriye dönmeli midir? Bu da değil arkadaşlar. Hızını azaltmalıdır. Doğru cevap oluyor arkadaşlar. Çünkü sağdan ve soldan yol daralıyor arkadaşlar. Ona göre hızımızı azaltmamız gerekiyor. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, ana yolda değil mi? Ana yoldan giden bir sürücünün tali yolda araç çıkabilir. Bu işaretidir. Sağdan ana yola giriş olduğunu mu bildirir? Hemen doğru cevabımız çıkıyor arkadaşlar. Sağdan ana yola giriş olduğunu bildirir. Doğru cevabımız 20 Adana oluyor arkadaşlar. Şu soruya bakacak olursak arkadaşlar,
Taşıt yolları üzerinde çizilen şekildeki yatay işaretlerinden hangileri yaya geçidini gösterecek? Hangisi yaya yolu gösterir arkadaşlar bize? Baktığımızda arkadaşlar 1 ve 2 bizim için yaya yolu göstergesidir. Biz normalde bunu sık sık görüyoruz ama arkadaşlar bu da yaya yolu geçididir. O zaman doğru cevabımız hemen Bursa çıkıyor arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar hızının yavaşlatılması gerektiğini gösterir. Evet efendim, 22. soruya bakacak olursak kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerin karayolunda araç sürmesi yasaktır arkadaşlar. Baktığımızda 0.20, 0.30, 0.40 ya da 0.50 arkadaşlar. Doğru cevabımız Denizli oluyor efendim. 23. soruya bakacak olursak, aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtların hangisinin yerleşim yeri dışında karayollarında azami hız sınırı diğerine göre daha fazladır arkadaşlar? Evet, yerleşim yeri içinde arkadaşlar. Otomobil demiş, motosiklet, otobüs ve kamyon arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, otomobillerin arkadaşlar yerleşim yeri içerisinde azami hız sınırı 50 veya 60 olabiliyor arkadaşlar. Hatta 60 desek daha doğru olur arkadaşlar. Doğru cevabımız burada Adana. Yani 60'da 50 demeyelim, tam hatırlayamadım şu anda. Ama doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Evet, şöyle 24. soruya bakacak olursak arkadaşlar. 24. soruda ne diyor? Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır arkadaşlar? Evet. Baktığımızda arkadaşlar sağdan yol daralıyor. Hızını arttırmalı mıdır? Yok ya, bak burada aynı zamanda işaretimiz de var. 2 numaralı araç ne yapmalıdır? U dönüşü yapmalı mıdır diyor. Hızını arttırmalı mıdır diyor arkadaşlar. 1 numaralı araca yol vermelidir. Doğru cevabımız burada Ceyhan oluyor. 1 numaralı araç ikaz ederek durdurmalıdır. Yanlış oluyor arkadaşlar. Evet, 25'e baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Arkadaşlar bu kesik çizgi ve uzun çizginin anlamını bilmemiz lazım ki soruları çözelim. Evet, 25 ne diyor arkadaşlar? Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş arkadaşlar. Şimdi kesik çizgi olanlar arkadaşlar, bu araç şerit değiştirebiliyor arkadaşlar ama bu aracın şerit değiştirilmesi yasaktır. Yani devamlı çizgi bunu bildirir, kesik çizgi bunu bildirir arkadaşlar. İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini mi bildirir? Hayır arkadaşlar. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini mi bildirir? Hayır arkadaşlar. Kesik çizgi tarafındaki aracların şerit değiştirebileceğini bildirir. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Veya başka doğru olan bir şık şöyle olabilirdi. Devamlı olan çizgi şeritteki olan araç şerit değiştiremeyeceğini bildirir arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar 26. soruyu çözecek olursak, araç sürücüleri taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda aksine gösteren bir trafik işaret yoksa aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır demiş arkadaşlar. Otomobil süren otobüse demiş arkadaşlar. Bu değil arkadaşlar. Motorsuz araç süren motorlu araca arkadaşlar diyor. Bu doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Diğerlerini okuyacak olursak, motorlu aracı süren motorsuz araç arkadaşlar. Hayır. Minibüs süren lastikli tekerlekli traktörü. Hayır arkadaşlar. Otomobil süren arkadaşlar otobüse değil, otobüs otomobile yer vermesi lazım. Bu da yanlış oluyor. Motorsuz araç süren arkadaşlar motorlu araca yer vermesi doğru cevabımız oluyor. Evet efendim, şöyle baktığımızda yerleşim yeri içinde trafik işaret levhasına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede
Duraklamak yasaktır arkadaşlar. Evet. Trafik işaret levhası varsa arkadaşlar, biz nereden duraklamamız arkadaşlar. Bakın, park etmemiz değil, durmamız değil, duraklamamız bile yasaktır. Baktığımızda arkadaşlar 15 metre, doğru cevabımız 27 Adana oluyor. Evet arkadaşlar, şöyle 28. sorunun tamamını görecek olursak, birazcık şöyle arkadaşlar bir daha küçültelim sorunu, soru büyük, tamamını göstermeye çalışalım. Evet arkadaşlar, bu araçla şekildeki kavşakta bir numaralı araç sağ, iki numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. O da buraya dönecek. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar, 28'e baktığımızda her iki araç dar kavisle dönmelidir. Bu yanlış arkadaşlar. Bakın, bu dar, bu geniş dönmelidir. Bu yanlış oluyor. Bir olan yeri eledik arkadaşlar. İki şıkkımız gitti. Bir numaralı araç geniş, iki numaralı araç dar kavise dönmelidir diyor arkadaşlar. Tam tersi olacak. Bu da yanlış. O zaman iki olan yeri de eledik. Bak, doğru cevabımız hemen Ceyhan çıkıyor. Bir numaralı araç dar, iki numaralı araç geniş kavise dönmelidir. Doğru arkadaşlar. Evet, şöyle arkadaşlar baktığımızda biraz da büyütelim. Tam görelim arkadaşlar. 29. sorudayız. Şekildeki gibi dönel kavşağı gelen bir numaralı araç sürücüsü ne yapmalı? Bir numaralı araç. Şimdi arkadaşlar, kavşağa en yakın, kavşağa girmiş olan sürücünün önce çıkma hakkı vardır. Yani önce iki çıkacak, sonra bir. Bakalım ne diyor şıklarımızda arkadaşlar 29. soruda. Korna çalıp iki numaralı araç durdurmalıdır. Yanlış arkadaşlar. İki numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Doğru cevabımız hemen Bursa çıkıyor arkadaşlar. Evet, şöyle 30. soruda devam edecek olursak arkadaşlar, ne diyor? Biraz da küçültelim. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş arkadaşlar. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Bilgi bir sorusu. Birincisi ne demiş arkadaşlar? İtfaiye araçları demiş. Organ ve doku nakil araçları, afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durumun hizmetlerine görev bulunan araçlar, sanık veya suçlu takip eden veya genel güvenlik ve asayişi içinde yol içinde olay yerinde giden zabıta araçlar. Arkadaşlar bakın, burada en önemlisi hayat kurtarmak, ambulans, organ. Bu birinci sırada yer alacak arkadaşlar. Bakın, o zaman iki olacak arkadaşlar. İlk sırada iki alır. Peki son arkadaşlar yangın, değil mi? Can ve mal olma ihtimali vardır. Sonra itfaiye araçlara yer vereceğiz arkadaşlar. Bir olacaktır. Baktığımızda arkadaşlar hemen doğru cevabımız Ceyhan çıkıyor. Sonra arkadaşlar sanık ve suçluların, sonra arkadaşlar bunlara afet ve acil durumu hallerinde olanlara yer veririz. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Evet efendim, şöyle 31. soruya bakacak olursak, şöyle tek onu görelim. Yerleşim birimleri dışında karayollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağa gösteren ışıkların yakılması mecburidir demişler. Karşılaşmalarda yasaktır arkadaşlar. Evet, devam edecek olursak. Öndeki araç yakından izlenirken yasaktır arkadaşlar. Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde yasaktır. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken arkadaşlar, uzun mesafeli araç uzun ışıkları yakarız arkadaşlar. Doğru cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bakacak olursak 32. soruya, birazcık yorulduk. Açıkçası soruları üst üste çözünce yorulduk. Şöyle bir derin nefes alalım. Buna göre
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en fazla neden olmuştur diyebilir. Bakalım. 2023, 2013, 2014 yılları trafikleriyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir diye. Bakalım. Sürücüler arkadaşlar, yayalar, yolcular, araçlar. Evet, baktığımızda bakın 100 kişinin arkadaşlar ya da 1000 kişinin 100 kişinin 88'i sürücü. 100 kişinin 99'u sürücü arkadaşlar. Bakın baktığımızda sayıya en çok sürücüler sebep oluyor arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız burada Adana oluyor efendim. Oranlara baktığımızda her iki yılda en fazla sürücüler. Sonra yayalar, sonra yolcular, sonra araçlar arkadaşlar. Evet, 33'e bakacak olursak verilenlerin hangileri sürüş güvenliğinin etkilen unsurlardandır demiş arkadaşlar. Evet, araç lastiği seçimi son derece önemli. Çevre ve iklim koşulları önemli. Fren sisteminin performansı da önemli. Üçü olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız burada Denizli çıkıyor efendim. Evet arkadaşlar, şöyle 34. soruya bakacak olursak. Ne diyor 34. sorum? Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar demiş efendim. Park probleminin artması demiş. Çevrenin bozulması ve kirliliği demiş. Yakıt tüketiminin artması ve israfı demiş arkadaşlar. Aracın yapı yıpranması ve ömrünün azalması demiş. Trafik yoğunlaşması ve trafik kargaşası arkadaşlar. Bakalım daha fazla yol açar demiş. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerce trafiğin çıkartılması değil arkadaşlar. Burada özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması arkadaşlar. Bu saydıkları hepsinin daha fazlası. Yani bundan dolayı bunlar ortaya çıkar arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa buluyor efendim. Evet arkadaşlar, şöyle iki soruyu birlikte gösterelim. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır demiş arkadaşlar. Baktığımızda uluslararası yol demiş arkadaşlar. Evet, demiryolu, devlet yolu, otoyol arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, 35 burada Adana oluyor. Uluslararası yola verilen bir attır arkadaşlar. 36'ya bakacak olursak çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek arkadaşlar sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir arkadaşlar? Burada arkadaşlar ABS, hava yastığı, start stop, hafızalı koltuk demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu hava yastığının tanımını yapmıştır. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Evet efendim, şöyle iki soruyu yine bir alalım. 37'yi 38'i birlikte okuyacak olursak. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir arkadaşlar? Araç lastikleri arkadaşlar günde bir mi, haftada bir mi, 6 ayda bir mi? Araç lastiği araca bindiğimiz her zaman kontrol ederiz. Doğru cevabımız Denizli oluyor. Evet arkadaşlar, 38'e bakacak olursak. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanması fren sisteminde hidrolik seviyesi düşüş veya bir arıza olduğunu bildirir diyor arkadaşlar. Hidrolik fren sisteminde arkadaşlar. Baktığımız arkadaşlar fren sisteminin çekili veya arızalı olduğunu gösteren panel Adana oluyor. Fazla lafı uzatmayalım. Şöyle yapalım. Evet efendim, şöyle 39. soruya bakacak olursak hanımefendiler, beyefendiler. Aşağıdakilerden hangisi motor çalışma sıcaklığının ulaşmadan önce yapılması uygun değildir arkadaşlar? Bakalım. Yan aynaların kontrol edilmesi değil, sıkıntı yok. Sol sinyalin lambaların yanması da sıkıntı değil. Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi de arkadaşlar. Ani olarak gaz verilmesi arkadaşlar, bu motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan ani olarak gaz verdiğimizde arkadaşlar sıkıntılı bir durumdur. Doğru cevabımız Adana oluyor. 40. soruya bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi motorlu vites kutusu
arasında irtibatı keserek arkadaşlar motorla vites kutusu arasında irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır demiş arkadaşlar. Amortisör demiş, helezon yay, fren balıdırlar kavrama debriyaj. Debriyaj bunu yapıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Denizli oluyor. Debriyaj arkadaşlar motor ile vites arasındaki kutusu arasındaki irtibatı keser arkadaşlar. Vites değiştirmemizi sağlar. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle 41'e bakacak olursak. İki tane sorumuz görünsün. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir arkadaşlar radyatör? Evet, motorun soğuk çalışmasına mı? Hayır arkadaşlar. Fren hidroliğinin azalmasına mı? Hayır. Bijon sumunların gevşemesine mi? Hayır arkadaşlar. Motorun hararet yapmasına sebep olur arkadaşlar. Radyatör ne yapıyor arkadaşlar? Motor suyunun soğutmasını sağlıyor arkadaşlar. Araca bağlanan romorkta arkadaşlar aşağıdaki ikaz sistemin hangisi çalışır durumunda olmalıdır arkadaşlar? Korna demiş değil arkadaşlar. Şarj lambası değil arkadaşlar. Yağ lambası değil arkadaşlar. Park lambası çalışıyor olması zorunludur. Doğru cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle 43. ve 44. soruya birlikte bakacak olursak. Ne diyor 43 arkadaşlar? Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar yağ ikaz ışığı hemen yanıyorsa arkadaşlar motor devri düşürülür mü? Hayır arkadaşlar. Motor devri yükseltilir mi? Hayır. Motor rölantide çalıştırılır. Hayır. Motor hemen durdurulması gerekir. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. 44'e bakacak olursak araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır arkadaşlar? Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. Bu kesinlikle yakıt tüketimini arttırır arkadaşlar. Trafiğin yoğun olduğu yollarda seçilir arkadaşlar. Trafiğin yoğun olduğu yollarda sürekli in, bekle, dur, kalk arkadaşlar. Bu da yakıtı arttıracaktır. Aracın yükü ve ağırlığı artarsa arkadaşlar yakıt da arttıracaktır. Ama lastiklerin hava basıncının normal değerde olması dikkat edilir. Son derece önemlidir arkadaşlar. Bursa oluyor 44. Evet arkadaşlar 45'e bakalım. Yanlışlıkla hepsini çizdik. Şöyle bir silelim. Ne diyor arkadaşlar 45? Yorulduk arkadaşlar kusura bakmayın. Hem Ramazan biraz da yoruluyoruz ister istemez. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinden kendisini ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır arkadaşlar. Evet, hangisini yapması gerekiyor arkadaşlar? Bakalım. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanması yanlış olur arkadaşlar. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi de yanlış olur. Saygı göstereceğiz ki saygı görelim arkadaşlar. Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünülmesi de yanlış olacak. Maddi ve manevi söz konusu oluyor. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerin sorgulanıp öğrenilmesi son derece önemlidir. Doğru bir davranıştır. Doğru cevabımız Denizli oluyor. Evet efendim 46. soruya bakacak olursak şöyle iki soruyu birlikte alalım arkadaşlar. 46'ya bakalım. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu trafikteki hangi temel değere sahip olduğunu gösterecek. İnatlaşma, hayır yardımlaşmaya, nezakat ve saygıya, konuşma üslubuna göre hangisine neyi gösterir arkadaşlar? Burada nezakat ve saygıya güzel bir örnek olacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Arkadaşlar yine bakın 47. sorudayız.
47. soru arkadaşlar ne diyor? Bakın inatlaşma, öfke, aşırı tepki olumsuz bir şey. Ama sabır olumlu bir şey değil mi arkadaşlar? Üçü olumsuz, biri olumlu olduğu için arkadaşlar. Bak doğru cevabımız hemen Adana diyor. Siz de bu soruları böyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Yine soruyu okuyacak olursak. Yayalara özellikle de yaşlı çocuk ve engellilere yeşil ışık süresinde karşıya geçiş tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kor hareketleriyle çabuk geçmeye zorlama hali trafikteki hangi temel değere sahip olmadığını gösterir? Arkadaşlar sabırlı olmadığını gösterir. Evet efendim 48'e bakacak olursak trafikteki hangi temel değere sahip olan sürücü aracın park ettiği yerin diğer yol kullanıcılara açısından görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını dikkat eder arkadaşlar. Bencil demiş, sorumsuz demiş, görgü seviyesi düşük demiş, empati düzeyi yüksek demiş arkadaşlar. Baktığımız arkadaşlar bu da 48 arkadaşlar. Bakın 3'ü olumsuz, bu olumlu. Yine doğru cevabımız Denizli oluyor efendim. Evet arkadaşlar 49. sorudayız. 49'u çözelim. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan birisi değildir demiş arkadaşlar. İletişim becerilerin geliştirilmesi son derece önemli. Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması da son derece önemli arkadaşlar. Nefes egzersizliğin öğrenip uygulanması da son derece önemli. Alaycı ve aşağılayıcı mizah başvurulması bu yanlış bir davranıştır. İletişimi engelliyor. Doğru cevabımız bu soruyor. Arkadaşlar 50. soruyu çözmeden önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar. Trafik kazası geçiren kişiler arkadaşlar bakalım. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Bu doğru arkadaşlar. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır. Hayır, olumsuz yansır arkadaşlar. Bakın, olumsuz yansır. Bir doğru, iki yanlış. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.